yönetim arasında bir mutabakata varılmış değil. Başkanın açıklamalarından en azından ben bunu çıkardım. Bu varılmayacağı anlamına gelmiyor. Ama bu dönemde çok klişe bir söylem var. Azdan az, çoktan çok. Yani bazı oyuncular bu konuda çok ciddi kayıplar yaşayacaklar. Bu konuda da görüşmeler devam ediyor. Yani görüşmeler daha önce başkan açıklamasına kadar biz bu görüşmeler başlayacak, işte futbolcular sıcak bakıyor şeklinde bekleniyordu. Ancak bugün başkan açıklamalarından çıkardığımız sonuç, Galatasaray'da bu görüşmelerin başladığı ama henüz ortada bir sonucun olmadığı. Nevzat Dindar, geçtiğimiz günlerde Abdurrahim Albayrak'ın yaptığı açıklama üzerine acaba amatör şubeler kapatılacak mı? Bu düşünce kulüp içerisinde çok ciddi konuşuluyor mu şeklinde insanlar düşünmüştü doğal olarak. Ama sanki Mustafa Cengiz'in açıklamalarıyla beraber böyle bir ihtimalin söz konusu dahi olamayacağı anlaşılıyor açıkçası. Ben böyle anladım. Bilmiyorum, senin düşüncen ne? Kerem, doğru algılamışsın ki bence ortada henüz çok olağanüstü, tabii ki kulüpler açısından çok olağanüstü bir süreç yaşanıyor ama bir başkanın kulüp televizyonunda gündeme dair başkan özel programını yapmasını gerektirecek bir gündem ortada bence yoktu. Biraz bunu açıklamayı, yani bu televizyon programını, kulüp televizyonunda yapılan bu programı başkan özellikle Abdurrahim Albayrak'ın açıklamalarından sonra yapma ihtiyacı hissetti. Çünkü Sayın Albayrak'ın açıklamalarının hem taraftar nezdinde hem de camia içerisinde çok ciddi yansımaları oldu, tepkiler oluştu. Şundan dolayı, çünkü Galatasaray'ın amatör branşlarda tarihten gelen bir şeyi vardır, bir geleneği vardır. Yani birçok amatör branşı Galatasaray'a getirmiştir ve bu branşlarda çok ciddi başarıları vardır erkeklerde ve kadınlarda. Şimdi Sayın Albayrak'ın açıklamalarından sonra acaba Galatasaray basketbol şubesini kapatacak mı? Acaba Galatasaray voleybol şubesini kapatacak mı? Bu kongre üyeleri arasında da çok ciddi şekilde tartışıldı. İşin bir diğer boyutu ise sponsorlarla alakalıydı. Yani Sayın Abdurrahim Albayrak'ın açıklamasında sponsorların da bir bir çekildiğini, hatta ödeme yapılmadığını ifade etmişti. Şimdi Sayın Başkan Mustafa Cengiz biraz 3 gün özellikle bu süreci takip ettiğini ve bir noktada bu açıklamayı, bu söyleşiyi yapmak zorunda olduğunu hissetti, ifade etti. Yani Galatasaray'da amatör şubelerin kapanmayacağını net bir şekilde ifade etti. Ama bence konuşmasını, açıklamalarını çok dikkatli şekilde incelersek çok radikal bir takım hamleler, değişiklikler olacağını sinyalini de verdi. Yani belki Galatasaray basketbolu, voleybolu, diğer amatör branşları kapatmayacak ama çok ciddi şekilde bütçesini daraltacak ve mümkün olduğunca yerli sporcularla yola çıkacak. Ha, bu noktada tabii özellikle sponsorlarla alakalı bir kaygı var. O da şu: Sayın Albayrak'ın açıklamalarından sonra birçok sponsor doğal olarak gelecek sezona dair bir takım kaygılar taşımaya başladılar. Hali hazırdaki sponsorlar da başta olmak üzere. Başkan bence bunu biraz düzeltme yoluna, yani Sayın Abdurrahim Albayrak'ın açıklamaları bir şekilde düzeltme amaçlı olarak sanki bugün çıkıp özellikle amatörlerle ilgili, sponsorlarla ilgili bir takım mesajlar verdi. Ama Sayın Başkan açıklamalarından şunu net bir şekilde anlıyoruz: Galatasaray kesinlikle amatör branşlarda kesinlikle bir şubenin kapanmasını gündeminde değil. Ancak gelecek sezon örneğin voleybolda, örneğin basketbolda özellikle yerli ve altyapıdan yetişmiş sporcularla bir süre yola devam edileceği mesajını çıkardık diyebilirim. Nevzat Dindar, özellikle ligin kalan bölümünde neler olacağını bizler de, kulüpler olduğu gibi bizler de çok büyük merakla bekliyoruz ve birçok farklı tartışma var. Lig kaldığı yerden aynı şekilde devam eder, maçlar seyircisiz oynanır, yolculuklar bir şekilde organize edilir diyenler var. Bir şehirde bu maçlar organize edilir, bu şehir Antalya olur diyenler var. Mustafa Cengiz'de karşılaşmalar neden İstanbul'da oynanmasın şeklinde bir görüş belirtti. Galatasaray'ın sence bu konudaki yaklaşımı günler ilerledikçe nasıl şekillenecek? Cengiz'in tutumunu nasıl buldun? Ben son derece tutarlı ve kendi içerisinde son derece bence samimi bir çıkıştı. Şundan dolayı İstanbul, ben de bir futbol sever olarak, bir gazeteci olarak baktığımda altyapısı olarak, statlar olarak, oteller olarak İstanbul yükü kaldırabilir. Yani stat sayısının fazla olması, aynı günde birçok maçın oynanacak olması. Yani İstanbul rahatlıkla bu işin üstesinden gelebilecek potansiyele sahip bir şehir. Antalya şu açıdan belki mantıklı. Özellikle turizmin
koronavirüs de çok ciddi şekilde yara aldı şu dönemde. Antalya olasılığı ki sadece Türk takımları için değil, yani ligimiz için değil, aynı zamanda Avrupa'nın birçok ülkesi içinde bir alternatif olarak masada duruyor. Ama Sayın Başkan açıklamasından biraz sanki kulüplerin ne durumda olduğunu çok iyi anlıyoruz. Şöyle bir şey söyledim. Yani bugün İstanbul dışında oynanacaksa bunun işte giderlerimizi Türkiye Futbol Federasyonu karşılasın çıkışı bence çok önemli. Yani özellikle bir örnek de verdi. Beşiktaş maçı seyircisi oynanmasına rağmen bu Galatasaray'a maliyetinin 400 bin lira olduğunu söyledi. Yani seyircisiz bir maçın Galatasaray'a maliyeti 400 bin lira. Şimdi biz diyor Sayın Başkan başka bir şehirde Antalya'da oynadığımızda doğal olarak masraflarımız olacak. Ve bu masraflarına galiba 700 bin lira vesaire yani maç başına. Şimdi bütün bunları üste koyduğumuzda Türkiye'nin en güçlü, ekonomik olarak en güçlü, potansiyel olarak en güçlü kulüplerinden bir tanesinden bahsediyoruz. Galatasaray'dan bahsediyoruz. Galatasaray Başkanı Antalya'da oynanması durumunda bütün giderlerimizin Türkiye Futbol Federasyonu tarafından karşılanmasını istiyoruz ifadesini kullanıyor. Bu aslında diğer kulüplerin de ne durumda olduğunu çok iyi anlatan bir örnek. Ama İstanbul çıkışı bence önemliydi. Ve yine Mustafa Cengiz'in Er Meydanı'nda oynansın ifadesi bir mesaj içeriyordu. O da şu. Yani Galatasaray Başkanı kesinlikle bu ligin tamamlanmasını ve oynanmasını devam etmesini istiyor. Çünkü farklı farklı seçenekler de konuşuluyor. Avrupa'da da ligimizde de örneğin ligin tescil edilmesi gibi. Bu konuda Galatasaray Başkanı bugün de bir çıkış yaparak fikirlerini ifade etti ki bu konuda da zaten UEFA'nın yaklaşımını örnek gösterdi. UEFA'nın da liglerin devam etmesi konusunda ülke federasyonlarına mesajını olduğunu söyledi. Doğal olarak tabii İstanbul çıkışı önemliydi. Yani İstanbul'da oynanması çıkışı önemliydi. Nevzat Dindar Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in açıklamalarını şimdilik bir kenarda bırakalım. Eminim ilerleyen günlerde de üstüne aslında konuşacağımız şeyler söyledi ama yine kulübün gündemi içerisinde kalalım. Birkaç sorum daha olacak sana. Ligler başladıktan sonra takımların fiziksel ve psikolojik olarak nasıl noktalarda sezona döneceklerini öngörmek belki çok kolay değil. Galatasaray'da şu an itibariyle bu anlamda nasıl hazırlıklar yapılıyor? Oyuncularla teknik heyet arasındaki diyalog ne şekilde gelişiyor? Kerem, başkanın açıklamalarına bakacak olursak özellikle ekonomik anlamda şöyle bir ifadesi oldu. Dedi ki azdan az, çoktan çok. Bu işten en fazla Galatasaray etkilendi ifadesinde mali olarak. Hı hı. İşin sportif kısmını değerlendirecek olursak ki sen onu sordun. Sportif anlamda da ben aslında yine Galatasaray'ın en fazla etkilenen kulüplerin başında geldiğini düşünüyorum. Şundan dolayı bir kere Galatasaray'ın merkezine, göbeğine koronavirüs düştü. Yani Galatasaray'ın hocası, futbolla ilgili yöneticisi koronavirüse yakalandı. Dolayısıyla psikolojik olarak ki sen de güzel bir şekilde bunu ifade ettin. Psikolojik yansımalarını hakikaten telafi etmek çok da kolay değil. Şundan dolayı bugün Beşiktaş'ta gruplar halinde hafta başından itibaren çalışmalar başladı. Beşerli gruplar halinde. Galatasaray'da ben işte araştırıyorum. Ne zaman başlayacağı konusunda teknik kadro tarafından futbolculara verilmiş bir takvim yok. Ki genel olarak Türkiye Futbol Federasyonu'nun, spor kamuoyunun beklentisi Haziran'ın ortasında ya da işte ikinci haftasından itibaren ya da Haziran'ın üçüncü haftasından itibaren liglerin başlaması, oynanması şeklinde bir beklenti var kamuoyunda. Ama Galatasaray'da örneğin bir Beşiktaş'ta ya da diğer takımlar, başka takımlarda da bazı işte saha çalışmaları başladı. Galatasaray'da bununla ilgili ne zaman başlanacağına dair bir kafada belirlenmiş bir takvim yok. Bu biraz da şuna bağlıyorum. Hala çok endişeli bir hava var hem oyuncularda hem teknik kadroda hem de yönetimde. Yani psikolojik olarak bu travmayı atlatmak çok kolay olmayacak. Özellikle Galatasaray'ın atlatması çok kolay olmayacak. Bugün Galatasaray Başkanı'nın ya maçlar lig İstanbul'da oynansın çıkış bir tedirginliği, bir korkuyu anlatıyor. Yani futbolcu seyahat etmek istemiyor. Ondan bile korkuyor. Yani Galatasaray'da koronavirüsün çok ciddi şekilde bir travmaya yol açtığını söyleyebiliriz. Bunu tabii Fatih Hoca'nın duruşu, mesajı ki oyuncularla sosyal medya, oyuncularla yine internet üzerinden iletişime geçti. Bunun fotoğrafları da servis edildi. Bunlar elbette evet. Bunlar mesajdır ama kolay kolay Galatasaray'ın tekrar toparlanması biraz zaman alacak. Ama Galatasaray'ın ne zaman antrenmanları başlayacak konusunda şu an için bir takvim olmadığını rahatlıkla ifade edebilirim.
Nevzat Dindar, teşekkür ediyorum görüşlerini bizlerle paylaştığın için.